Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün mükemmel bir konuyla karşınızda olacağız. İlk Türk devletlerinde töreyi göreceğiz. Yani arkadaşlar her şeyden üstün olan törenin neler olduğunu, töre sayesinde arkadaşlar nasıl bir gelişim olduğunu hep birlikte dinleyeceğiz. Hazırsan, kemerleri bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar neler göreceğiz peki? İlk Türklerde töreyi, daha sonrasında Türk kitabelerine göre güç ve yönetim anlayışını, yine Türklerde coğrafya ile oluşan yaşam tarzının neler olduğunu ve göçebe yaşam tarzından neler etkilediğini birlikte ele alacağız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ilk Türk devletlerinde törenin ne olduğunu bir bilmemiz lazım. İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan sözlü hukuk kuralları ne yapmıştır? Oluşturmaktadır. Yani unutmuyorsunuz genelde yazısız kurallar oturacağız. Yani anneye nasıl davranılır, babaya nasıl davranılır, onlarla nasıl iletişim kurulur tarzında söylemler aslında bizim törelerimizdir. Hani deriz ya mesela e, büyüklerin karşısında bacak bacak üstüne atmazsın. Bu bir sözlü kanundur aslında yazılı değildir. Ama hepimiz uygularız bunu. Yine töre sosyal düzeni sağlayan örf, adet ve gelenek ahlaki değerlerde arkadaşlar Kurultay ve Kaan kararlarının beslenerek ortaya çıkma noktasıdır. Yani şöyle düşünün. Kaan Kurultay'da arkadaşlar töreyi çiğnemeye mi çalıştı? Kurultay kararıyla görevden ne yapılabilir? Alınabilir. O yüzden de Türklerde meşruti arkadaşlar daha doğrusu mutlak bir otorite söz edemeyiz. Çünkü her şeyin üstünde ne vardır? Töre vardır. Hakan da olsanız neye uymak zorundasınız? Töreye uymak zorundasınızdır. Orta Asya'da konar göçer yaşam tarzının etkisiyle oluşan töre sadece bu coğrafyayla sınırlı kalmamış. Çağlar boyu farklı bölgelerde kurulan Türk devletlerinde de etkili olmuştur. Bakın biz mesela Orta Asya'dan göç ettik. Geldik Anadolu coğrafyasına. Ama hala töreleri, gelenekleri, görenekleri ne yaptım? Devam ettirmeye başladım. Hala da devam ettiriyoruz. O yüzden de Türkler sadece Orta Asya'da törelerini bırakmamışlar. Gittikleri her yerlere de törelerini ne yapmışlardır? Götürmüşlerdir diyeceğiz. Törenin oluşumunda kut anlayışı ile Kağanlar tarafından konulan kurallar, kurultayda alınan kararlar ve Kağan'ın iradesiyle toplum içinde yavaş yavaş oluşan gelenekler etkili olmuş. Bir, kut anlayışı ne kardeşim? Önce bunu iyi bir şekilde hatırlayıp bilmen lazım. Kut anlayışı hükümdarlığın arkadaşlar Tanrı tarafından tek bir kişiye ne yapılması? Verilmesi. Yani tek bir soya verilmesi. Ee, mesela Uygurlar'da yağla kar gibi bir soya veriyorsun abi. Ve böylece ya da mesela Göktürkler'de asila soyuna veriyorsun. Ve bunlar arkadaşlar gücünü meşru kılıyorlar. Kimden aldıklarını düşünüyorlar. Tanrı'dan aldıklarını düşünüyorlar. İşte biz buna ne anlayışı diyeceğiz? Kut anlayışı diyeceksiniz. Geldim. Töresini kaybetmiş bir ulusun yok olmuş sayılacağı hatırlatılarak Kağanların her zaman töreye uygun davranmaları istenmiştir. Ve bu yüzden de arkadaşlar mutlak bir ne görüş görülemez otorite ne yapılmaz yoktur diyeceksiniz. Yani da olsanız her şekilde neye uymak zorundasınız töreye uymak zorundasınız diyeceğiz. Orhun kitabelerinde töre kelimesinin 11 yerde geçmesi ve bunun altının il ile birlikte kullanılmış olması bunun bir göstergesidir. Peki il demek ne demek kardeşim? İl demek dersem aklına gelecek nokta devlet olarak ne yapmaktasın? Bilmektesin. Ayrıca devletin varlığını tamamen devam ettirmesi törelere bağlılık ile ilişkilendirilmiştir. Bak diyor ki Orhun kitabelerinde ey Türk budunu yani milleti devletini töreni kim bozabilir? Yani o zaman demek ki Türkler devlete ne kadar önem veriyorsa töreye de bir fiil o kadar ne yapmışlardır? Önem vermişlerdir diyeceksiniz. Geldim. Peki bu kitabeler nasıl önem vermiş ya da e, Türk kitabelerine göre güç ve yönetim anlayışı nasıldır? Bundan söz edelim birlikte. Tarihin köklü milletlerinden olan Türkler Avrasya coğrafyası yani o Kafkas bölgesi ve Orta Asya bölgesi diye adlandırdığım Avrasya bölgesinde geniş bir alana ne yaptı? Yayırdılar. Başta Orhun yazıtları olmak üzere Yenisey ve eski Türk kültürü daha iyi ne yapılmıştır? Anlaşılmıştır. Bakın unutma mesela hocan sana sınavda soru sordu. Dedi ki Türklere ait ilk yazılı belge hangisidir derse aklına gelecek en büyük unsur nedir dersek Orhun kitabeleri olarak ne yapılmakta bilinmekte. Orhun kitabelerinin bir yönü arkadaşlar Göktürkçe yazılırken bir yanı ise Çince yazılmıştır. Bu da demek oluyor ki Göktürklerin yani Türklerin en çok Orta Asya'da mücadele ettiği millet kim olacak? Çinliler olarak ne yapmaktasınız bilmektesiniz. Peki Orhun yazıtlarında arkadaşlar nasıl bir tabir kullanılmış? Üste mavi gök, altta yağız yer kılındıkta iki arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadın bu minkan ve istemi Yakbo oturmuştur demiş. Bak tekrar diyorum. Üste mavi gök, Altta Yağız yer kılındık da ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadın bu minkan ve istemi yak bu oturmuştur diyor. Yani aslında şundan bahsetmiş. Türkler de bir ne anlayışının olduğunu göreceksiniz. Cihan anlayışının olduğunun açık ve net göstergesi. Çünkü ecdadın bu minkanla istem yak bu arkadaşlar insanoğlunun üzerine oturmuştur diyor. Yani onlara hakim kılınmıştır diyecek. Bu yüzden de Türklerde cihan hakimiyeti düşüncesi vardır. Ha bazen sorularda soruyorsunuz hocam cihan mı cihat mı? Bakın cihat dersem din için yapılan savaş ama ilk Türk devletlerinde cihat anlayışı değil. Cihan arkadaşlar hakimiyeti düşüncesi vardır. Cihan demekte de dünya anlamına ne yapacak? Gelecek. Bilmezsem olmaz. Ya Yazıtlara göre dünya hakimiyeti Tanrı tarafından Türk kanunlarına bir görev olarak verilmiştir. Bilge Kağan yazısında adeta dünya hakimiyetini gerçekleştirmiş bir hükümdar gibi şöyle konuşmaktadır. Doğuda gün doğusunda, güneyde gün ortasında, batıda gün batısında, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. Yani batıdan doğuya kadar bu milleti ve bu insanlığı düzene koyan kimdi? Arkadaşlar kimden bahsedeceksiniz? Bilge Kağan'dan bahsedeceğiz. Yani burada da bir cihan hakimiyeti olduğunun açık ve net neyidir? Göstergesidir diyeceğiz. Yazıtlarda ilk Türk devletlerinde egemenlik anlayışının ilahi olduğu bilinmektedir. Bak ilahi hangi anlayış? Biz buna direkt yapıştır. Sana soruda böyle bir şey söylerse aklına direkt hangi anlayış gelecek? Kut anlayışı gelsin. Ne diyor arkadaşlar? Ben tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan bu çağda tahtıma oturdum ve Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye babam Kaan'ı, annem Hatun'u yükseltmek olan Tanrı, il veren Tanrı sözlerini net bir şekilde göstermektedir. Bak unutma il demek ne anlama gelecek? Devlet anlamına ne yapmaktadır? Gelmektedir diyeceksin. Yazıtlarda Kaan'ların millete karşı sorumlu olduğunu ve milleti hesap verdiğini gösteren Örnekler de bulunmakta. Peki bunu örneklerini verecek olursak, Türk milleti için gece uyumadım. Gündüz oturmadım. Ondan sonra Tanrı irade ettiği ve lütfettiği için talih ve kısmetim olduğu için ölecek milleti diriltip kaldırdım. Çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin ettim. Nüfusu az milleti çok ettim dedi. Şimdi sana hocam bu metni verdi. Dedi ki bana bunu dedi yorumla. Sen nasıl yorumlayacaksın? Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Demek ki arkadaşlar hükümdarlar halkına hizmet etmek için vardır. Diğer sonrasında diyor ki arkadaşlar Tanrı irade ettiği ve tütbe ettiği için talih ve kısmetim olduğu için diyor. Ha o zaman Tanrı ona irade ettiği yani Tanrı ona buyurduğu için Kaan olduğunu ve amacının milleti arkadaşlar ölecek bir milleti diriltmesini, ve çıplak millete giydirmesini gördük. Yani o zaman unutmuyorsun Türklerde hangi anlayış gelişmiştir? Sosyal devlet anlayışı ne yaptı arkadaşlar? Gelişmiştir diyeceğiz. Aynı zamanda fakir milleti zengin ettim. Yine sosyal devlet var. Nüfusu az milleti de çok ettim. Yani bu da yine sosyal ne var? Devlet anlayışından bahsedeceğiz. Türklerde devletin kuruluşuna halkın katkısı Orhun yazıtlarında şöyle geçmektedir. Diyor ki babam İlteriş 17 er ile harekete geçti. Haberi işten ormandakiler, ovadakiler toplanıp geldiler. 70 kişi sonra 700 kişi oldular. Kağanlığı atalarının törelerine kurdular. Yani diyor ki ben bu işi kiminle bir yaptım? Halkımla gerçekleştirdim diyecek. Akabine geldim. Bilge Kağan, Kültekin yazıtlarının başının sonunda kadar vermek istediği mesaj ise Ey Türk Oğuz Beyleri! Milleti işitin. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız toprak delinmedikçe, ey Türk milleti, senin ilini, töreni kim bozabilir? ifadesinde yer alan Türk milletinin kıymete kadar yaşayacağı neyi vardır burada? Düşüncesi. Yani senin ilini, dilini, töreni kimse ne yapamaz? Bozamaz diyecek. O yüzden de Türk milleti ebediyen yani ne yapacaktır felsefesi var, yaşayacaktır felsefesi yer almıştır. Peki bu kadar anlattık ama Türklerde töreden bahsettik. Türklerde arkadaşlar Kut anlayışından söz ettik. Peki Türkler Orta Asya bölgelerinde yaşam tarzları nasıldı? Türkler nasıl bir yaşam tarzı gidiyorlardı? Hadi gelin bundan bahsedelim birazdan. Arkadaşlar tarımın sınırlı alanlarda yapılacağı bir yer aslında Orta Asya. Yani biz buna ne iklimi diyeceğiz? Bozkır iklimi. Uçsuz bucaksız bir bozkır neyine sahipsiniz? Coğrafyasına sahipsiniz. O yüzden de Orta Asya'da Türk boyları zorunlu olarak arkadaşlar geçimlerini neyle sağlamak zorunda kalmışlardır? Hayvancılık üzerine ne yaptılar? Kurdular diyeceğiz. O zaman arkadaşlar şöyle bir yorum yapacağız. Demek ki hayvancılığın olduğu yerde göçebe bir yaşam tarzı vardır. Unutmuyorsun, kulağına küpe ediyorsun. Türklerde demek ki ilk Türk devletlerinde hayvancılık olduğu için temel yaşam tarzları göçebedir. Ama tarımsal faaliyetlerle uğraşmış olsaydı Türkler otomatik hangi hayata geçerdi? Yerleşik hayata geçerdi derdik Eski Türk topluluklarının özellikle su kaynaklarının yakın yaylak ve kışlak hayatı üzerine kurulu bir yaşam tarzları vardır. Mesela hala o kültür hani töreden bahsettik ya kültürden bahsettik. Mesela köy evlerine gittiğinizde köy evlerinin arkadaşlar böyle oturduğunuzda bir somya karşılar size. Somyanın da hemen arkasında işte geyik at arkadaşlar resimlerini görürsünüz. Aslında burada Türklerin geleneksel o göçebe yaşam tarzına bağlı olarak hayvana ne kadar çok değer verdiğini, hayvana onlar için doğalar kültü olarak kutsal sayıldığı inancı her zaman Anadolu coğrafyasına bir de kadar ne yapmıştır? Yansımıştır diyeceksiniz. Şimdi gelelim. Türklerde töreyi gördük. Türklerde yaşam tarzını gördük. Peki etkinliğimize bakalım. Etkinliğimizde neler var? Şimdi Kaan'ın görevleri nelerdir? Şimdi hatırla, kitabeleri hatırla. Açları doyuracaksın, çıplakları giydireceksin. Aynı zamanda arkadaşlar kurultaya ne yapacaksın? Başkanlık yapacaksın. O zaman birinci unsuruma diyeceğim ki bir kurultayı ne yapmak arkadaşlar? Toplamak. Aynı zaman, aynı zamanda geldim. Yine neylere uymak? Törelere uymak. Yine geldim savaşa ve barışa ne yapmak? Karar vermek. Aynı zamanda yine adaleti ne yapmak? Sağlamak en büyük unsurları içerisinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır. Yine açları doyurmaktır, çıplakları giydirmek zorundadır. Yani sosyal devletçiliği ne yapması gerekiyor? Gerçekleştirmek zorunda olacak. Eski Türklerin dini ve geleneksel inançları esasları hakkında kısaca bilgi veriniz demiş. Şimdi burada neyden bahsedeceğiz? Türklerde genel arkadaşlar inanç yapısı nedir dersek eğer aklınıza Göktürk inancı yani Göktürk demişim yani şu pardon hemen onu düzeltelim Göktürk demeyelim. Ne diyeceğiz? Gök Tanrı neyi diyeceksiniz inancı? Bunun yanı sıra arkadaşlar şamanizm neyini de görürsünüz inancını ne yapmaktayım ben görmekteyim. Hatta Türklerde unutmayın kulağınızı açın dinleyin. Türklerde arkadaşlar teokratik devlet anlayışı görülür müdür dersem hemen diyorsun ki hocan sana sınavda sordu. Türklerde teokratik devlet anlayışı vardır derse eğer hemen dızıt diyorsun. Buraya eksiği koyuyorsun abi. Türklerde teokratik devlet anlayışı yoktur. Sadece Türkler gücünü arkadaşlar ilahi kılmıştır. Bu yüzden de teokratik devlet anlayışından bahsedemezsin. Sadece yönetimin ilahi olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebilirsiniz. Eski Türklerde teokratik devlet yapısına hakim olmuş mudur? Açıklayınız demiş. Daha yine aslında açıkladım arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar söyleyelim. Teokratik arkadaşlar devlet yapısı nedir? Yoktur diye ne yapacağız biz? Söyleyeceksiniz. Geldim bir diğer etkinliğimize. Kut anlayışı nedir? Kut anlayışının ne olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Hemen diyorsunuz ki hükümdarlığın hükümdarlığın tanrı tarafından tanrı tarafından ne yapılması bir soya verilmesi neyi vardır inancı vardır. Yani o zaman arkadaşlar şöyle bir söyleyelim. Otomatik ülke kimin malıdır? Hanedanın ortak neyidir? Malıdır diyeceksiniz. Peki ben bunu yorumlayacak olursam nasıl yorumlayabilirim dersem? Bu da sürekli ne kavgalarına sebep olacak? Taht kavgalarına sebep oluyor. Böylece Türklerin arkadaşlar çok uzun ömürlü devletler kuramamalarına ne yapmıştır? Sebep olmuştur diyeceksiniz. Türk töresiyle ilgili bilgi veren ilk Türk yazıtları hangisidir? Arkadaşlar unutmayın hemen şöyle bir görsel çizmek istiyorum size. Bakalım sanatımızı güzel gerçekleştirebiliyor muyuz? Şimdi hemen şuraya bir güzel bir ne çizelim sizin için? Kaplumbağa çizelim. Şimdi bu kaplumbağanın üzerine oturtulan bir Orhun kitabesi var. Orhun kitabelerinin üzerinde de hangi şey yazıyor arkadaşlar? Göktürkçe ne yapmıştır? Yazacak. Peki hocan soruyu değiştirdi. Dedi ki bunlar kimler adına dikildi diye sana soru gelirse sen ne diyeceksin peki arkadaşlar? Üç kişi adına dikilecek. Hemen gelelim. Peki bu üç kişi kim? Bunlardan birincisi Bilge ne diyeceksin? kan. Daha sonrasında arkadaşlar geldim kül tigin diyeceğim ve en son olarak da arkadaşlar kim diyeceksiniz vezir tonyukuk olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bir de unutmuyorsun Orhun kitabeleri Türk tarihinin ilk yazılı neyi olarak bilinir? Eserleri olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. O yüzden de ilk kez töre kavramı nerede kullanılmıştır derse de Orhun kitabelerinde ne yapıldı? Kullanıldı diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bugün neleri gördük? Türk devletlerinde töre yapısını inceledik. Yine Türk devletlerinde arkadaşlar törenin yanı sıra yazıtların içerisinde töreyle ilgili hangi konuların yer aldığını ve yine coğrafyayla oluşan yaşam tarzını birlikte inceledik. Bir sonraki arkadaşlar dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, iyi çalışmalar diliyorum.